Cheesecake'imize geçelim. Chocolate cheesecake. Onu bilen, yapan, yiyen, duyan. Gerçi yiyen vardır herhalde. Bu şekilde bu versiyonunu yaptın mı, yedin mi? Cheesecake, raw chocolate cheesecake. Ya ben çikolatasını yedim. Çok da güzel, ben severim. Cheesecake'i zaten normalde de severim. Şey vardır, belki biliyorsunuz cheesecake'i böyle kızartır da verirler önlerine. O vardır, o da çok güzeldir. Ama teşekkür ederim. Koydum ama. Seçmiş. San Sebastian var bu gillerden. O raw çikolatalı o San Sebastian'ı yemiştim, bana çok ağır gelmişti. Galata'da bir yerde, yerinde yemiştim. Sende var mı kafede şey bu tür kafede tatlılar? Var ama ben özellikle San Sebastian'ı özellikle almıyorum çünkü sevmiyorum. Bu pişmeyen daha, cheesecake gibi. Evet, evet, evet. Onun, evet. O içi sıvı kalıyor, onu teşekkür sevmiyorum. Ederim. O yumurta kokusu falan geliyor. Hoşuma gitmiyor. Yumurta yok bunun içerisinde. Ha, yokmuş yumurta. Ben kafedekinden bahsediyorum, özellikle almıyorum diye. Yani ben Seda Hanım'ın kendi puanların korunmasının çabasını da anlayabiliyorum. Saygı da duyuyorum. Ama en azından İnat önüne gelen... İnat ve ısrarla lezzete puan veriyoruz. Ben de onu dedim. Lezzet. En başından beri. Kendi kurduğum sofrada da bunu tabii savundum. Tabii ki de alabilirim. Elimin lezzeti dedim. Yani sadece anlaşılamadığımı görüyorum, o kadar. Yani bence kimse tarafından anlaşılamadınız da bir tek Efe Bey tarafından anlaşıldınız. Onun da nedenini biliyorum. Aynı dili konuşuyoruzdur, ondan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu duymak istiyorsunuz çünkü. Daha önce hani cheesecake zaten hep yediğimiz bir şey de. Bu tür versiyonu. Aynen, çiğ olanını yemedim. Bu bir markaya gidişi söyleme, bisküvi var. Onu ezilip de aslında yapılıyor. Daha basite kaçırılmış biraz daha. Çünkü yani hani, basit mi? Bence daha riskli aslında bakarsanız. Çünkü diğeri fırına giriyor, pişiyor. Yapım aşamasını şu an siz anlatırsanız. Tabii ki. Bizim ya da izleyebilirsiniz de. Yapıldı farklı türleri. Peynirler çeşitli, labneler, krem peynir kullanan var. Bugün servisler gerçekten hızlı. Efe Bey'de evet. Bir 30 dakika, 20 dakikalar, 15 dakikalar havada uçmuştu. Bayağı. Bugün olsun. Yani gidilip geliniyor, gidilip geliniyor. Ne güzel, sadece. Ne güzel. Öyle Efe şimdi. Ama ben sebebini de az buçuk anlayabilirim bu mantalitenin. Çünkü Efe Bey 7 puan verdiği için hanımefendi de kendisine 7 puan verdi. Şu an bir aynı dilden konuşma çabaları her ikisinde de var yani. Teşekkür ederim. Bu tabağımda yine kenarlara. Hani bana dediniz ya çikolata eritebilirdiniz, yapabilirdiniz. Ben o çikolata sosunu kaynatarak yaptım ya. Neden biliyor musunuz? Şu olayı istemediğim için işte. Hangi olayı mesela? Bu olayı istemediğim için. O üzerinde donup kalacağı için. Bu o çikolatadan değil ama daha sonra izlerken göreceksinizdir. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bu çikolata sostan değil yani. Çikolatayı falan kendiniz mi yaptınız? Olmadığının farkındayım. Şu durumu kendim sevmiyorum yapmadım zaten. Bu hani bir markada sürülebilir bunu? Çikolatası var ya. O. Üstündeki o değil mi? Yalnız evet, altındaki çok... O. Alt katmandaki şey çok sert olduğu için kaşıkla bile alınmıyor. Siz de zaten bunu fark edeceksiniz. Bakayım. Ya bendeki gerçekten çok sert. Bisküvi tabağı. Bak söylediğim bisküvi. Evet, evet, evet. Aynen. Yani bunun kesinlikle donuk bir şekilde zaten yenmesi gerekiyor. Ama ortası zaten gayet sürülebilir bir kıvamda. Zaten bunu servis ettiğinde bu bir dakika içerisinde gördüğünüz gibi şey olacak yani. Yani üstü peki nasıl olacak? Şu an ben alamıyorum üstünü öyle. Nasıl yapacağız? Zaten eriyecek. Yemiyor. Eriyecek mi? Bu soğuk ya, erimiyor. Aynen. Bu çok hayır, ortasında yani sert. Hayır, dediğim aşırı sert halk. Yani ben bunu zaten servisten önce hemen dedim ki süreyim yapayım. Ama servis ekibi dedi ki o belki girmeyebilir. Sen mutlaka dedi servisten önce yap dedi. Tabii ki de onu da öyle atınca. Anladım. Yoksa ben servisten önce kendilerine de sormuştum. Altı yapayım sert, edeyim mi? Sert. Siz yani çikolatası buyurun hazırdı. Normal. Çırpınız sadece alt katmanda. Alt katmanı, orta katmanı. Bunların tamam. Hepsini aşama aşama yaptım. Tek tek dondurdum. En son peki, zaten... Peki en alt katmandaki bisküviler, bisküvi değil mi? Evet, bisküvi. Evet, eziyor. Kırılıp eziyor. Ortasını aldım. Rondodan geçirdim, tereyağı erittim, birleştirdim, kapladım, dondurdum. Standart hepsinde olduğu gibi. Yani evet, üst katmanına ben de katılıyorum. Servisten önce olsaydı daha güzel olurdu. Donuk aşırı. Bir de ben burayı hiç yiyemedim daha henüz. Aynen, şunu. Ben de onu parçalamaya evet, şunu henüz yiyemedim. Altta evet, gerçekten doğru. Çok sert olmuş yine. Onu yani. Oradan bize gülümsüyor böyle. Onu anca elimizle alıp çıt çıt normal çikolata gibi ısırabiliriz. Yani birazcık değişik bir sen şey. Sen onun bu kadar donacağını hesap edemedin mi? Yok. Ya üstündekinin bu kadar donacağını tabii ki de hesap etmedim. Ortası daha muz gibi bir kıvamda. Bir tek orta kısmını yiyebildim. Çok ben az bir şey alt kısmından alabildim. Çünkü üst ve alt kısım gerçekten inanılmaz sert olmuş. Pardon, bir su alabilir miyiz acaba? Kusura tabii ki. Estağfurullah. Selcan söyledi sert olduğunu. Kendi söyledi, ben de söylüyorum. Sence? Ortadaki bayağı şey. Bayağı Seda da öyle. Sert, ortasındaki çikolata sert mi Efe? Sert efendim. Sert bak ama... mesela şimdi burada bariz bir hata var değil mi? Ağız birliği yapmışçasına hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Sen de dahil. Ben burada bir hata var. Kendimi de eleştirdim. Okay. Üst katmanı şimdi kalın. Ben diyemem ki size. Aa çocuklar niye ama güzelim sürülebilir çikolata ediyorsunuz? Çünkü kaya gibi ortada duruyor affedersin. Evet. Şimdi bu göz ardı edilebilecek bir hata mı? Değil. Yoruma açık bir şey mi? Değil.
soyut bir şey mi, afaki bir şey mi, herkese göre kişisel olarak beğeniye göre değişecek bir şey mi? Değil. Bu bir hata. Evet, tatlının diğer kısımları güzel ama dediğiniz gibi alt tabanı ve ortasındaki çikolatası çok sert. Yenilemiyor. Şimdi burada hemfikiriz ve bir şey diyemeyiz. Burada bir hata yapmış yarışmıyoruz ama şimdi pişmiş, soslandırılmış, tatlandırılmış bir ete de ama ben yani öyle işte bana göre bilmem ne şu bu derseniz işte o objektiflikten çıkıyor, subjektifliğe doğru gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten ben hep diyorum ki masada puanları verirken, bir şeyleri konuşurken ortak yani 5 kişi, 6 kişiden ikisi, üçü, dördü aynı şeyi söylüyorsa evet orada bir şey vardır. Ama şimdi 5 kişi birden hayır der de bir kişi aa bana araya geliyor derler. Dün mesela hepimiz ne dedik? Tuzsuz dedik yemekler. Evet. Senin Çin mantına kalın dedik. Senin işte beytin pişmemiş. Bariz şimdi görünüyor ama şimdi böyle olmuş yemeğe de ama işte ben öyle falan derseniz o bahane aramaya giriyorsunuz. Aynen. O zaman bu kadar insan iyi güzel diyor da orada niye iki kişi öyle değil diyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylemeye evet. çalışıyorum. Yoksa tabii. burada bariz bir şey çok güzel. Orta katmanlı. Orta kısmındaki krema çok lezzetli. Bilmiyorum yani katılan var mı? Ne diyorsun sen? Evet ben de çok orta kısmını beğendim ama evet. ben bu tatlıya güzel dersem yani gerçekten çok güzel dersem Seda Hanım'a haksızlık yapmış olacağım. Yok yok onun ben de kesinlikle katılıyorum. Evet, Seda Hanım her şeyin çok güzel bir tatlısıydı. Bir de şöyle evet. bir şey şunu söyleyeceğim. Şimdi onun tatlısı gerçekten çok güzeldi. Üstüne sadece hazır sos koydu diye. Evet. Bunu zaten eleştirdik. O hazır değildi. Yani siz sütlü, onu ben marie tozlu üstüne... sütle yapıyorsun tamam, ya. Tamam ben marie olan ne olacak? O da hazır çikolata eritiyorsun. Ama onun için tereyağı, krema koyuyorsun. Hayır onu ben öyle... Ya benim bildiğim çikolatayı yaparken... Ondan bunu tamam das ben ondan bahsetmiştim ama o gün de söylemiştim zaten. Koyuyoruz, bir kıvam oluşturuyoruz. Zaten onun içine onun de dışında yazıyor tereyağı koyuyoruz. 2,5 su bardağı süt koyuyor. Karıştır tamam, bitti. Tamam içine tereyağı da koyuyoruz parlasın diye ama ben koymadım özellikle o formu istemediğim için. Altında gidip bir sürü onu da pişiriyorsunuz, onu da pişiriyorsunuz. Siz orada da bana haksızlık ettiniz zaten. Ben şu an zaten yorum yapıyorum farkındaysanız. Sen hazır çikolata sosunu alıp sütle vermişsin. Bu anlaşılabilir bir şey ama onu da gene kıvamlandırmak dedim ya çok sulu olabilirdi, çok katı olabilirdi. Neyse bunun lezzetini beğendin ama iki katmandan sen de... Zaten iki katmanın tutsun. Tadına bakamadım. Sadece aradaki kremanın tadına bakabildim. Doğru doğru. Üst katmanı daha iyi hissetti. Buna çok büyük bir yorum yapamayacağım. Afiyet olsun. Begüm? Ya dediğim gibi hani hazır diyorlar ama yani... Tamam onu en azından sütle, suylarla şey yapabiliyordu ama... Burası direkt çikolatayı koymuş. O da bence tamamen hazır yani bu. En azından Seda Hanım... Sütle uğraştı. İşte bana bakarak söylemene gerek yok. Az önce aynı yorumu yaptım. Hayır, onu da lezzetli. Çok da güzeldi. Lezzetsiz demedim ki. Yo, çok bu da gayet lezzetli dedim. Bence bu hafta en iyi tatlısı Seda'nın tatlısı. Evet. Çok güzeldi. Evet. Seda seni de dinleyeyim. Ben kendi tatlımda da özellikle de bu durumu istemediğim için bu donan üst tabakasını zaten yiyemedim. Evet. Şeyini beğendin mi kremasını? Mus gibi zaten. Mus, hani evet. O yine güzel tatlı gibi tatlı da ama hani amaca hizmet ediyorsa üstü de altı da aşırı derecede sert yani. Olduğu için. Yok üstüne zaten %100 katılıyorum. Çok ama altı şu an mesela ben gayet altını bilmiyorum ben mi? Benim çabamı da yapabilirseniz bir kaşık yiyeceğiz. Evet. Sıcakla buluşunca şimdi. Ama evet. Bende hala gelmiyor bakın. Şunu şu kadarını zorla alabiliyorum. Bende gerçekten hala gelmiyor. Olur. Peki Efe? Ya da şu an oldu. Zuhal Hanım ben... Normalde çikolatayı bir de çikolatalı tatlıları çok seviyorum, pastaları. Ben bunu beğendim yani sertliğini saymasak biraz sert ama lezzetli güzel yani lezzetli yani.